Değerli dostlar, Türkiye'nin bir sihasına mal olan, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye ilişkisinin yeniden sorgulanmasına yol açan son harekatımızın gerçek kimliğini hamasetten uzak bir şekilde konuşmakta yarar var. Harekat yapılması gereken şekilde devam ediyor, başarılı bir harekat. Fakat Türk medyasına yansıyan yüzüyle bir büyük askeri harekat değil, çok daha önemli bir harekat. Yani biz bugüne kadar bu tür sihalarımızı, topçumuzu, roket sistemlerimizi ve hava kuvvetlerimizi kullanarak bugüne kadar pek çok harekat yaptık PKK-PYD unsurlarına kadar. Bu öyle bir harekat değil. Bunun teşhisi önemli. Bu harekatın analizi önemli. Çünkü sürekli olarak Amerika'nın sihamızı vurmasından sonra el yükselten Türk medyası bu harekatı büyük bir başarı öyküsü olarak aktarırken hep askeri kimliğine önem verdi. Ve aldıkları talimat anladığım kadarıyla SİHA meselesini örtbas etmek yönündeydi. O nedenle bunun böyle büyük bir hamasete dönüştürülmesine neden. Oysa bu harekat Türk aklının, Türk devlet aklının keskin bir sonucu. Çünkü bu harekatta Türkiye Cumhuriyeti kendisi için tehlikeli gördüğü Amerikan şemsiyesi altında Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda oluşturulmuş siyasi yapının devletleşme süreci yaşayan o siyasi yapının kontrol ettiği bölgelere ekonomik bir saldırı düzenledi. Bu farklı bir akıldır. Bu herhangi bir askeri saldırının dışında bir akıldır. Amerika'ya ve PKK-PYD unsurlarına bu saldırıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bakın siz burada ne yaparsanız yapın ama buranın kalıcı bir kimliği olmayacak mesajını verdi. Bu çok önemli. Çünkü bakın 131 hedef bombalanmış arkadaşlar. Net. 21'i bölgedeki altyapı tesisleri, 76'sı yerleşim birimleri içindeki altyapı tesisleri, 23'ü askeri hedef. Yani Türkiye Cumhuriyeti 6 çiftlik var, 3 sanayi tesisi de var. Yani Türkiye'nin bu harekatta hedef aldığı PKK-PYD unsurlarına ait hedeflerin sadece 23'ü askeri hedef kimliği taşıyor. Geri kalanının tamamı sivil altyapıyla bağlantılı. Bugün karşılıklı olarak nasıl Ukrayna'da bu tür saldırılar oluyorsa, özellikle Rusya Ukrayna'nın zor bir kış geçirmesi için nasıl bir saldırı planlaması yapıyorsa, anladığım kadarıyla Türkiye'de muhataplarına bu kış sizin için zor geçecek, hatta belki de geçmeyecek mesajı vermeye çalıştı. Bakın Kamışlı'ya 21, Haseke'ye 26, Halep'e 27, Derik'e 9, Ayn İsa'ya 25, Kobani ve Aynel Araba 16 ve Münbiç'e 7 saldırı düzenlemişiz. 117'si topçu. 117 hedefin 117'si topçu. 17'si F-16'larla hava kuvvetleri ve 45'i de silahlı insansız hava araçlarımız vasıtasıyla hedef alınmış. Ve şuralar vurulmuş, bazılarını çıkardım. Çela Barajı, Uda Petrol Alanı, Tel Hatmin, Tirbe Siriye Petrol Kuleleri, Seyde, El Kavs, Zarabiye Petrol Tesisleri, Kamışlı Enerji Santrali, Haseke Enerji Santrali ve Su Arıtma Tesisi, Amuda Enerji Santrali, Sevidiye Gaz Tesisi, Petrol Rafinerisi. Yani o bölgede var olan yönetime öyle bir altyapı baskını düzenlemiş ki Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbaratla eş güdümlü olarak,
o bölgede yaşamı ayakta tutmaya çalışabilecek bir unsur bırakmamış. Bu yönden biz bir başarı öyküsü oluşturabiliriz. İnsanların mevcut yönetime karşı tepkisini yükseltecek ve o bölgede yaşayan halkın, ya sizler yüzünüzden bu adamlar ikide bir geldiler, buraları bombaladılar ve bizim su, mesela Haseke'de şu anda su sorunu var. Yani oradaki insanların günlük yaşamları büyük bir tehlikeye girmiş vaziyette. Sizin yüzünüzden bunlar oluyor, siz buradan gidin kardeşime gelebilir ama negatif olarak baktığınız zaman da bunların hepsinin zamanla tespit edileceğini ve Avrupa Birliği tarafından özellikle önümüze konulacağını da düşünmemiz lazım. Çünkü sonuç itibariyle sivil alanlara ve sivil altyapıya vuruş ciddi bir hukuki sorun olarak karşımıza çıkarılabilir. Ben bunu sadece bir parantez olarak söylüyorum. Genel anlamda Türkiye'nin vermiş olduğu mesajın doğru olduğunu ifade ediyorum. Ama tabii bunun için halkın yaşam standartlarını tehlikeye sokabilecek bazı ileri saldırılar olmalı mı? O konuda ayrı bir çekincemiz doğabilir bu yönden baktığımız zaman. Şimdi tabii ekonomistler konuşmuş. Mesela Suriyeli bir ekonomist konuşuyor, Hurşit Alika. Diyor ki bu saldırılardan sonra diyor Kuzeydoğu Suriye'de ekonomi zaten çok kötü gidiyordu. İyice durgunluğa girecektir. Özellikle sanayi tesislerinin bombalanması, buraya dönük yatırımların, kredilerin, şunların bunların açılmasını zorlaştıracak bir kimliktedir ve burada büyük bir ve kalıcı bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmamız muhtemeldir diyor. Bunları size bir harekatın başka yönü açısından söyledim. Çünkü Hakan Fidan bu konuda yaptığı açıklamada şöyle demişti. O bölgedeki PKK ve PYD'ye ait bütün tesis ve kurumlar bizim meşru hedefimizdir demişti. Yani sivil asker ayrımı yapmaksızın söylenmiş bir cümleydi ve anladığım kadarıyla o da gerçekleşmiş oluyor. Hoşça kalın.